Arkadaşlar herkese selamlar. JavaScript sıfırdan kapsamlı eğitim setinin web tasarımı bölümünün 3. dersindeyiz. Bu dersimizde header'ın içinde çerezleri yazacağımız kutuyu oluşturacağız arkadaşlar. Yani çerezleri yazacağımız kutu dedim ama şöyle açıklayayım. İnternet sitesine girdiğinizde siz altta ya da üstte bir yerlerde yazı çıkıyor arkadaşlar. Bu web sitesi çerez kullanmaktadır şeklinde. İşte biz de şimdi bunun bu, burada onun tasarımını yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Şu şekilde ben en alta geliyorum. Header'ımın altında bir tane division oluşturmak istiyorum. ID'sine çerez diyelim. Şöyle kapatalım. Bunun içine bir şey yazalım arkadaşlar şimdi. Şöyle bu web sitesi çerez kullanmaktadır diyelim. Daha sonra daha fazla bilgi için diyelim şu şekilde. Lütfen şöyle aşağıya geçeyim. Gizlilik ve çerezler politikasını inceleyin diyelim ya da ziyaret edin diyelim. Ziyaret edin. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Şimdi geldim sayfamı yeniliyorum. Bakın en alt kısımda şurada görmüş olduğunuz gibi bu web sitesi çerez kullanmaktadır şeklinde çıktı. Ben bunu sayfam ilk açıldığında şurada istiyorum ama. O yüzden çeşitli CSS müdahaleleri yapmak istiyorum buna. Şimdi hemen yapalım isterseniz. ID'miz çerezdi. CSS'in içine geliyorum. Şuraya ID çerez şeklinde yazıyorum arkadaşlar. İlk olarak genişlik değeri verelim. Sayfanın tamamını kaplasın diyelim. %100 yapıyorum. Daha sonra bir yükseklik değeri verelim. 40 piksel olsun. Çok fazla büyük yapmamıza gerek yok. Arka plan rengi verebiliriz arkadaşlar. Şöyle background color diyelim yine aynı rengi verelim. Birbiriyle uyumlu olsun. Bunu dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Geliyorum. Position diyorum. Absolute deyip bunu sayfadan bağımsızlaştırıyorum arkadaşlar. Position Absolute dedikten sonra Bottom diyorum. 0 piksel şeklinde bunu da yazıyorum. Şimdi geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın şurada bu web sitesi çerez kullanmaktadır şeklinde benim yazım burada çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuraya ait. Bunu şöyle yapabiliriz. Geliyorum. Z indeks diyorum. Ve şöyle iki değerini verelim. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Yine aynı şekilde artık bu sayfadan bağımsız oldu. Z indeksini de 2 yaptım ve artık şu şekilde üste çıkmış durumda arkadaşlar. Gelelim. Buna bir line height verelim arkadaşlar. 40 piksel diyelim. Geldim. Sayfamı yeniledim. Evet. Ortalaması işlemi gerçekleşti. Yazı rengini değiştirelim. Color diyelim. Antik white olsun yine. Bunu da şu şekilde seçelim. Geldim yeniledim. Evet şu şekilde bir yazımız ortaya çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bu şu şekilde biraz saçma oldu. Görmüş olacağınız gibi. Geliyorum ben şimdi. Şöyle. Buna çeşitli müdahaleler yapalım arkadaşlar. Şuranın içine geliyorum. Bir kapama işlemi gerçekleştirelim. Ya da ona gelmeden önce şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Gizlilik ve çerezler politikasını ziyaret edin şeklinde bir şey yazıyor. Bunu şöyle kesmeyle ayıralım. Ben bunu şöyle A diyorum. Ref şeklinde bir tane ayırıyorum. Yani bu tıklanabilir bir özellik kazandırıyorum. Buna tıkladığımızda belli bir yere göndersin. Yani gizlilik ve çerezler politikasına bunu göndersin istiyorum arkadaşlar kısaca. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın gizlilik ve çerezler politikası şeklinde bunu tıkladığımda bir yere yönlendirme işlemi yapıyor. Bunları DS koyup bırakıyorum arkadaşlar. Ama bildiğiniz gibi Böyle gizlilik ve çerezler politikası gibi bir şey varsa bunu buraya dosyanın yolunu yazarak yönlendirme işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ya da şurada aynı şekilde ana sayfa hakkımızda bunları da yine aynı şekilde bıraktım arkadaşlar. Bunu da yine siz yönlendirmek istediğiniz yere oranın adresini yazarak yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Biz DS koyup geçiyoruz şimdilik. Buna şimdi çeşitli bir müdahaleler yapalım arkadaşlar. Rengi biraz kötü oldu bunun rengini değiştirelim. Şuna bir tane ID verelim. ID eşittir. Ne diyelim? Gizli diyelim. Saçma oldu ama olsun. Geldim buraya. ID gizli diyorum. Bunun rengini şöyle koyu kırmızı yapalım. Bakalım nasıl duracak. Geldim yeniledim. Evet bu şekilde biraz daha iyi kalın da yapabiliriz bunu. Font weight diyorum. Geldim bold yaptım. Şu şekilde. Evet, biraz daha kalın bir şekilde yazmış oldu. Yazı boyutunu büyütelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir font size diyelim. Bunu ne yapalım? 30 piksel yapalım bir. Bakalım nasıl olacak. Geldim sayfamı yeniledim. Evet oldukça büyük oldu. 20 piksele düşüreyim. Geldim. Evet 20 piksel biraz daha iyi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Buraya kapatma işlemini yazalım biz. Yani onu nasıl yapacağız? Geldim şöyle. Bunun sonuna bir tane span atıyorum arkadaşlar. Şöyle span dedim ve kapat şeklinde bunu da yazalım. Geldim. Evet kapat. Burada oluşmuş oldu arkadaşlar. Bunu tabi bu şekilde bırakmayalım. Geliyorum. Şuna da bir ID vereyim hemen. ID ne diyelim? Kapama diyelim. Ve gelelim CSS'imizi yazalım. Geldim. ID dedim. Kapama diyorum. Bunun Rengi ve yazı boyu iyi arkadaşlar. Şuradan bakabileceğimiz gibi. Bunu biz şöyle bir şey yapalım. Bir tane çerçeve atayalım. Ve biraz şöyle sağ tarafa doğru gönderelim arkadaşlar. O yüzden geliyorum buraya. Bir tane border diyorum. Bir piksel solid diyelim. Bu da yine antik beyaz olsun arkadaşlar. Çerçevesi de. Gelelim artık şöyle sayfamı yeniliyorum ve çerçevemi atmış oldum arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Absolut yaptık arkadaşlar. Bu sayfa ile beraber geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu hoş bir görüntü değil. Olmasını istediğimiz bir şey değil. O yüzden geliyorum artık bunun pozisyonunu şöyle fix yapıyorum. Artık sabitlensin ve kalsın istiyorum orada arkadaşlar. Şöyle yeniledim. Evet görmüş olduğunuz gibi artık altta kalmış oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra şununla biraz oynayalım isterseniz arkadaşlar. Gelelim. Buna bir padding verelim. Şöyle 5 piksellik bir padding olsun. Geldim. Yeniledim. Evet şu şekilde. Daha sonra border radius yapalım arkadaşlar. Şöyle border radius diyorum. Bir 10 piksel yapalım bakalım nasıl olacak. Geldim, yeniledim. Evet şöyle oldukça güzel şık bir şekilde durdu. Peki bunu şöyle sağa doğru yönlendirelim arkadaşlar. Geldim. Margin left diyorum. Sayfanın %25'i kadar gitsin arkadaşlar. Yani daha doğrusu üst division'ımızın %25'i kadar gitsin diyorum. Evet şu şekilde buraya doğru gelmiş oldu. Biraz daha kaydırabiliriz arkadaşlar. Geliyorum. Şöyle 30 diyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Kayboldu. Demek ki diyemezmişiz. Şöyle 27 diyelim. Geldim. Evet 27 de kalsın arkadaşlar. Bu şekilde yeterli olur. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık şu kapata tıklandığında kapatma işlemini gerçekleştirelim. Bunun için de JavaScript'e geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Geliyorum ben JSA'nin içine öncelikle şuraya bakalım Bizi buna id'ye kapama vermişiz arkadaşlar Bu kapamanın üstüne geldiğimizde Gördüğünüz gibi bakın Ben cursor'ımı pointer yapmak istiyorum yani şuna çevirmek istiyorum Öncelikle bunu yapalım arkadaşlar Web.js'ye girdim Geldim buraya Dolar diyorum Id'si Kapama olana Nokta 10 diyorum arkadaşlar şu şekilde Açalım bunları daha sonra şunu da kapatayım. Geldim böyle. İlk olarak mouse over'ı yazmak istiyorum arkadaşlar. Mouse over şeklinde yazdım. Function diyorum. Şu şekilde fonksiyonumu da açıyorum. Mouse üstüne geldiğinde dolar dis diyorum arkadaşlar. Nokta dedim. Burada CSS uygulaması yapacağım. Şöyle cursor'ımı yazıyorum. Virgül koydum. Cursor'ımın pointer olmasını istiyorum. Şeklinde yazdım. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Üstüne geldim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi cursor'ım benim pointer olmuş oldu. Bunu yaptıktan sonra ben bir de tıklandığında kapama özelliği vermek istiyorum buna. O yüzden şöyle virgül koyuyorum. Şunu kopyalayalım hatta. Geldim yapıştırdım. Bu sefer klik yazıyorum arkadaşlar. Klik özelliğinde ne yapmak istiyorum? Bu sefer de display'im none olsun görünürlüğünü kapatalım istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde yazdık. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ben buradaki disim kapama id'sine referans vermiş durumda. Ancak burada kapama id'sine sahip olan şey benim kapat yazan çerçeveli olan durumum. Yani neyden bahsediyorum? Geldim, sayfamı yeniledim. Ben buna tıkladığımda bakın bunun görüntüsü ekrandan display olmuş oluyor. Ben ama bunun gitmesini istemiyorum. Ben şuradaki bütün division'ımın kaybolmasını istiyorum. Yani id'si çerez olan division'ımın kaybolmasını istiyorum. O yüzden buraya geliyorum ve şuna şöyle yazıyorum arkadaşlar. id çerez diyorum kaybolsun. Bunu yaptıktan sonra geldim sayfamı yeniledim artık. Bakın üstüne geldim. Cursor'ın pointer tıkladım ve artık ekrandan kaybolmuş gitmiş oldu. Bu şekilde biz çerezler yazısını ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Evet bu derslikte benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.